Merhaba, ben Kübra. Mutlu yıllar. 2023'ün ilk videosu geldi sonunda. Bir süredir video paylaşamıyorum, üzgünüm. Yorumlara da geç cevap verebildim. Belki cevap veremediğim de olabilir hatta. Tekrar bakıp geri dönüş yapacağım mutlaka. İstediğiniz bazı şeyler vardı, yorumlara yazdığınız. Onlarla ilgili de video çekeceğim. Yeniden paylaşmaya başlıyorum artık. Hatta yeni tablet de aldım. XP Pen Artist 22 Pro Display tablet. Çok da memnunum. Bir eldiveni var. İki tane kalem çıkıyor kutudan. Bir de böyle bir sürü kablosu var işte. Kalem standı da var. Uçlarını da değiştirebiliyorsunuz. Nasıl bir fark oldu derseniz diğer tabletimden, yani Wacom grafik tabletten. Şöyle ki, laptopun ekranı artık çok küçük geliyordu bana. Ekrana farkında olmadan yaklaştığım için sürekli eğilerek oturuyordum. Şimdi ekran büyüklüğü gayet yeterli. Dik bir şekilde kullandığım için ve daha yakında durduğu için eğilmeme gerek kalmıyor. Yine de farkında olmadan yaklaşıyorum ama o zaman da gözlerim ağrıyor. Yine de güzel. Ortalıkta bir sürü kablosu var ama olsun. Yine de memnunum. Wacom'dan önce de iPad kullanıyordum. O da bir süre sonra yeterli gelmemeye başlamıştı. Daha profesyonel çizmeye başlamak için Wacom almıştım. Ekran olmadan çizmek zor gelir diye düşünmüştüm ilk başta ama hiç de öyle olmadı. Bir süre sonra o da yeterli gelmemeye başladı. Wacom yani. O yüzden şimdi de XP Pen aldım. Hatta söylemiştim yeni tablet alacağım diye. Yani işte adım adım ilerliyorum. Peki daha iyi çizim yapmak için illa böyle tablet mi almanız gerekiyor? Tabii ki hayır. Çizim araçları, kullandığınız uygulamalar, bunlar mutlaka önemli ama kural değil, kesin değil yani. Daha iyi çizmenizi sağlayacak şeyler anatomi, perspektif, şekil, renk, gölgelendirme. Bunlarla ilgili bilgiler aslında. Webton çiziyorsanız da hikaye yazmak, karakter oluşturmak, bu konularda ilerlemeniz daha iyi önemli mesela. Yeni başlıyorsanız çizimi, en üst seviye tablet almanıza gerek yok kesinlikle. İmkanınız varsa orası ayrı tabii. En iyisini alın yani. Elindekini iyi kullanmak daha önemli. Diyelim ki telefonu çiziyorsunuz ama motivasyonunuz çok olumsuz etkileniyorsa, çizim yapmanızı etkileyecek kadar moralinizi bozuyorsa bir tablet almayı düşünebilirsiniz belki. Kendinize yatırım yapmaktan çekinmeyin. Ben birçok çizim programı kullandım ve şimdi en rahat ettiğimi kullanıyorum. Belki daha sonradan değiştirebilirim de. Çizim yapılan programların aşırı büyük bir farkı da yok zaten. Şunu ya da bunu kullanın diyemem. İmkanınıza göre farklı farklı programlar deneyin ve en rahat ettiğinizi kullanın derim. Bu şimdi böyle bir 2023'e giriş videosu olmuş olsun. Haftaya değil, muhtemelen bir sonraki haftaya başka bir video daha paylaşacağım. Şimdilik bu kadar o zaman. Hoşçakalın.